TR724 Sesli Köşeler'de Adem Yavuz Arslan'ın kaleme aldığı Erdoğan'ın Son Şansı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önce kritik bir kulis bilgisiyle başlayalım. Son dönemde Erdoğan'ın yakın çevresinden, çok güvendiği isimlerden ABD'ye gelenler muhataplarına enteresan Türkiye analizleri yapıyorlar. Türkiye'deyken yüksek perdeden ABD'ye ayar veren bu kişiler ve mikrofonlara konuşamayanlar okyanusu aşıp Washington'a geldiğinde farklı bir kimliğe bürünüyorlar. Hepsi gayet mülayim, işbirliğine açık ve dahası muhataplarına bağlılık bildiren mesajlar veriyorlar. Buraya kadar duyduklarınız az çok tahmin edebileceğiniz şeyler olabilir. Sonuçta içeride farklı, dışarıda farklı konuşmak AKP tarzı siyasetin belirgin özelliklerinden. Ancak son dönemde yeni bir durum var. ABD'li muhataplarından sert eleştiriler geldiğinde Erdoğan'ın yakın halkasındaki isimler "Haklısınız ama reise söz geçiremiyoruz, bu kararları tek başına alıyor, bütün politikalar onun eseri" diyorlar. Bir nevi "çevresi iyi, Erdoğan kötü" söylemi var. Peki ne oluyor? Erdoğan'ın yakın halkası, sırdaş bürokratları reisi yolda mı bırakıyor? Siyasette temel kurallardan birisidir. Başarı birleştirir. Sebebi ne olursa olsun herkes iktidara, güç odaklarına yakın olmak ister. İktidar gidince de dün önünde el pençe divan durulan kudretli siyasilerin yüzüne bakan olmaz. Erdoğan için yaprak dökümü var demek için erken, ancak Erdoğan'ın yakın halkasındaki isimlerin günah keçisi olarak Erdoğan'ı işaret etmeleri ABD'li muhataplarının bile dikkatini çekmiş durumda. Söz konusu AKP'lilerin post Erdoğan dönemine hazırlık yaptıkları yorumu hayli yaygın. Bu detayı not edip esas yazı konuma geçeyim. Türkiye 31 Mart seçimleri ve sonrasında gelişen gündemlerin peşine takıldığı için pek fark etmiyor ama ABD başkentinde ilginç gelişmeler oluyor. Bilindiği gibi Ankara ile Washington'ın arası hayli gergin. Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarından S-400'lere, YPG'den Halkbank yaptırımlarına kadar uzun bir liste var. Ankara uzun bir zamandır "Türkiye'nin stratejik önemini masaya sürüp Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazsınız" diyordu. Hatta bu ifadeyi geçen hafta Washington'da olan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir kez daha kullandı. Ancak Washington aynı frekansta değil. S-400 bahsinde kimse Türkiye'nin stratejik önemini dikkate almıyor. Kongre ve Pentagon Türkiye Ruslardan S-400 alma projesinden tamamen vazgeçmeden hiçbir şey konuşmayız modunda. Ayrıca Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları sebebiyle bir yıldır gündemde olan küresel Magnitsky yasasından sonra ABD'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası CAA-TSA'de ısıtıldı. Son haftalarda CAA-TSA kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiği yaygın olarak dile getiriliyor. Hatta Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Jim Inhofe öncülüğünde bir grup senatör Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi halinde CAA-TSA kapsamında ambargoya muhatap olması gerektiğini ifade eden yazılar yazdılar. Eğer CAA-TSA kapsamında Türkiye'ye yönelik bir ambargo uygulanırsa, zaten derin bir krizde olan Türk ekonomisinin ağır bir çöküşe sürükleneceği değerlendirilmesi yapılıyor. Başkente konuşulanlara ve kulislere yansıyanlara göre hem Magnitsky hem de CAA-TSA kapsamında yaptırımlar listesi hazır. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi bu konuda kararlı. Bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de Erdoğan rejimine kızgınlıkları artık sır değil. Bu arada zaten medyaya yansıdı ama belki gözünüzden kaçmıştır diye aktarmış olayım. Berat Albayrak para bulmak için geldiği Washington'da pek itibar görmedi. ABD medyasına yansıyanlara göre Albayrak'ın sunumu yatırımcıların bugüne kadar gördükleri en zayıf sunumu olmuş. Fakat Berat Albayrak'ın asıl başarısı zaten az sayıda olan Türkiye dostu siyasileri küstürmek oldu. Şöyle ki Albayrak ikili görüşmeler için kongrede bulabildiği iki senatörden randevu alıyor. Bunlar Jim Risch ve Trump'ın yakın dostu olmasıyla bilinen Lindsey Graham. Ancak Albayrak senato binasına girişte üst arama cihazından geçmeyeceğini söyleyip randevulara gitmiyor. ABD tarafı senatodaki protokol kuralları gereği Albayrak'ın üst arama cihazından geçmesi gerektiğini söylese de Albayrak kararını değiştirmiyor.
konumuza dönersek, ABD Kongresi'nde Erdoğan rejimine yoğun bir tepki var. Magnitsky yasasından sonra CAA-TS için de hazırlıklar yapılıyor. Hatta duyumlara göre kapsamlı bir yaptırım listesi hazır. Zaten başta Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de iddianame konusu olduğu, eğer bahsedilen yaptırımların yarısı bile uygulansa Erdoğan'ın saadet zinciri kopar. Kaldı ki ABD'nin pazartesi sabahı ilan ettiği yeni düzenlemeyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye tanınan İran'la petrol ticareti yapma muafiyeti önümüzdeki hafta itibarıyla son bulacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kararı açıklarken Mayıs itibarıyla kimseye istisna sağlanmayacağını belirtip sağlanan fayda alınacak risklere değmez diye uyarmayı da ihmal etmedi. Böylece Türkiye ile ABD arasında var olan kriz listesine bir madde daha eklenmiş oldu. S-400 kadar olmasa da İran'la petrol ticareti muafiyetinin iptali ciddi bir kriz demek. Bu noktada Erdoğan'ın rejiminin oyun planına parantez açalım. Uzunca bir zamandır ABD başkentinde Erdoğan rejiminin dostu yok. Kongrenin tavrı ortada. Sadece demokratlar değil, cumhuriyetçiler arasında da Erdoğan'a ciddi bir ders verilmesi gerektiğini savunanlar var. Bu yüzden Erdoğan tüm oyun planını Trump üzerine kurmuş durumda. Hatta geçtiğimiz hafta Washington'da olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu durumu teyit eden, Trump'tan Türkiye'nin alacağı S-400'lerden dolayı gerçekleştirilebilecek olan S-400 yaptırımlarından bizi korumasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Kalın diplomatik dille ifade ediyor ama bu cümlenin anlamı şu: koru bizi Trump. Erdoğan ve AKP kurmayları kongreden gelecek yaptırımlara kesin gözüyle bakıyor ve yaşanabilecek krizleri önlemek için Trump'a yanaşıyor. Erdoğan, Trump'la olan referans uyumuyla sorunları çözmeyi umuyor. Aslında şu ana kadar da bu taktiğin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Zira başta Halkbank cezası olmak üzere hazır gündemler var. Ancak Trump düğmeye basmadı. Hazır dosyaları sümen altı etti. Dahası damat Albayrak'ı Beyaz Saray'da ağırlayarak bu ilişki modelini desteklediğini göstermiş oldu. Özü itibarıyla Trump iş adamı ve Erdoğan ABD başkanının zihnini nasıl çeleceğini biliyor. Trump'a cazip gelen iş teklifleriyle gidiyor. Damatlar aracılığıyla farklı bir diplomasi yürütüyor. Trump ise Erdoğan'a bir nevi kol kanat geriyor. Kısacası Başkan Trump, Erdoğan'ın ABD'deki son şansı diyor. Adem Yavuz Arslan, TR724'deki köşesinde.